Merhaba sevgili çocuklar. Bugün noktalama işaretlerinden ünlem işaretinin kullanıldığı yerleri öğreneceğiz. Sevinç, kıvanç, acı, korku, şaşma gibi duyguları anlatan cümle veya sözlerin sonuna konur. Hava ne kadar da sıcak. Bir şikayet bildiriyor. Sonuna ünlem koyduk. Aşk olsun. Burada da yine bir sitem var. Sonuna ünlem koyduk. Ne kadar akıllı adamlar var. Burada bir şaşma bildiriyor. Vah vah, üzüntü bildiriyor. Ne mutlu Türküm diyene. Kıvanç bildiriyor. Seslenme, hitap ve uyarı sözlerinden sonra konur. Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri. Ey Türk gençliği, birinci vazifen Türk istiklalini, Türk Cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Aktolgalı Beylerbeyi haykırdı, ilerle, dur yolcu, bilmeden gelip bastığın bu toprak bir devrim battığı yerdir. Şimdi bunları tek tek incelersek, ordular derken bir hitap var. İlk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri derken ne yapıyor? Bir talimatta bulunuyor. Ey Türk gençliği. Türk gençliğine yine hitap var. Aktolgalı Beylerbeyi haykırdı. İlerle. Dur, yolcu. Hitap var. Şimdi çocuklar burada dikkat etmemiz gereken bir konu var. Ünlem işareti seslenme ve hitap sözlerinden hemen sonra konulabilir. Bunun dışında hemen sonuna koymayız, virgülle devam ederiz, cümlenin sonuna da koyabiliriz. Örneğin, arkadaş, biz bu yolda türküler tuttururken sana uğurlar olsun. Ayrılıyor yolumuz. Ne yapmış şairimiz? Cümlenin sonuna ünlemi koymuş. Veya ne yapabilirdi? Arkadaştan sonra da ünlem koyabilirdi. Bunu tercih etmemiş. Üçüncü olarak alay, kinaye veya küçümseme anlamı kazandırılmak istenen sözden hemen sonra yay ayraç içinde ünlem işareti kullanılır. İsteseymiş bir günde bitirirmiş. Ama ne yazık ki vakti yokmuş. Burada inanmıyor bir günde bitireceğine. Ne yazık ki diyor, vakti yokmuş diyor. Bahanesine de inanmıyor. Bir alay var, kinaye var gördüğünüz gibi. İkinci cümlemizi inceleyelim. Adam akıllı olduğunu söylüyor. Adamın akıllı olduğuna inanmıyor. Alay ediyor. Bu yüzden yay ayraç içerisinde ünlem kullanılmış. Birkaç tane örnekle ünlem işaretinin kullanım yerlerini pekiştirelim. Birinci sorumuz şöyle. Hemen evlerinize koşun. Fırtına geliyor. Hey, size söylüyorum. Duydunuz mu? Hepiniz tehlikedesiniz. Kaçın. Yukarıdaki cümlelerden kaç tanesinin sonuna ünlem işareti getirilmelidir? Birinci cümlemize bakalım. Hemen evlerinize koşun. Fırtına geliyor. Burada bir uyarı var çocuklar. Ne yapıyorduk? Uyarı cümlelerinin sonuna ünlem işareti koyuyorduk. Hey, size söylüyorum. Burada hem hitap hem yine uyarı var. Duydunuz mu? Burada soru var. Sonuna soru işareti getiriyoruz. Hepiniz tehlikedesiniz. Kaçın derken yine uyarı olduğu için ünlem işaretimizi koyuyoruz. 1, 2, 3 cümlenin sonuna ünlem işareti getirilmelidir. Yanıtımız C seçeneğidir.
Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna ünlem işareti getirilmesi uygun olur? Yaklaşık bir saattir seni bekliyorum. Zavallı çocuk, ne kadar da üşümüşsün. Karşıya geçerken daha dikkatli olmalısın. Bunları yaparken hiç beni düşünmedin mi? Yaklaşık bir saattir seni bekliyorum. Bir haber bildiriyor. Sonuna nokta koyuyoruz. Karşıya geçerken daha dikkatli olmalısın. Burada da bir uyarı var. Bunları yaparken hiç beni düşünmedin mi? Soru bildiriyor. Zavallı çocuk, ne kadar da üşümüşsün? Bir duygu bildirdiği için sonuna soru işaretimizi koyduk. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde alaycı bir anlatım vardır? Arda çok iyi futbol oynuyormuş. Ege satrançta şampiyonluğa oynuyor. Deniz düşüncelerini yazıya dökmekte iyice ustalaştı. Ayşe çok kitap okuyormuş. Daha önce öğrendiğimiz gibi çocuklar, alaycı bir anlatım varsa ne yapıyorduk? Yay ayraç içerisine ünlem işareti koyuyorduk. D seçeneğinde Ayşe çok kitap okuyormuş derken yay ayraç içerisinde ünlem işareti görüyoruz. Demek ki burada alaycı bir anlatım var. Gelelim dördüncü sorumuza. Aşağıdaki yay ayraçlardan hangisine ünlem işareti getirilemez? Efendiler, yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz. Evet, Atatürk'ün cumhuriyeti kurmadan önce, bir gün önce söylediği söz. Burada bir hitap var çocuklar. Efendiler hitabından sonra ünlem işaretimizi koyuyoruz. Vurulduk ey halkım, unutma bizi. Burada da yine bir hitap var. Yay ayraç içerisine ünlem işaretimizi koyduk. Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın. Yine arkadaş derken hitap var. Kardeşim okul dönüşü istediğim kitapları almış. Burada kardeşine hitap etmiyor. Kardeşinin okul dönüşü istediği kitapları aldığını bildiriyor. Yay ayraç içerisine virgül koyduk. Demek ki D seçeneğinde ünlem işareti kullanmıyoruz. Beşinci sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisinde ünlem işaretinin konuluş nedeni cümlenin duygu bildirmesidir? Vah vah, demek sen de sınavı kazanamadın. Deniz, tahtayı silsene. Orada kal, sakın buraya gelme. Bu söylediklerimi sakın ama sakın unutma. Son üç cümlemizde bir uyarı var ya da bir talimat bildiriyor cümlelerimiz. Deniz tahtayı silsene. Burada bir talimat var Deniz'e. Tahtayı silmesi isteniyor. Orada kal, sakın buraya gelme. Yine aynı şekilde. Bu söylediklerimi sakın ama sakın unutma uyarı bildiriyor. Birinci cümlemize bakarsak, vah vah, demek sen de sınavı kazanamadın derken bir üzüntü bildirdiği için duygu bildiren cümlemiz A seçeneği oluyor. Altıncı sorumuz, aşağıdakilerden hangisinde ünlem işaretinin konuluş nedeni cümledeki seslenme hitap sözleridir? Yolcu, durun, durun, inmek istiyorum. Ah, gidiyorsun demek. Ne mutlu Türk'üm diyene. Ey Türk geleceğinin evladı. Birinci cümlemizde yolcu konuşuyor. Durun, durun, inmek istiyorum diyor. Burada bir hitap yok. Ah, gidiyorsun demek. Üzüntü bildiriyor ama hitap yok. Ne mutlu Türk'üm diyene kıvanç bildiriyor
ama hitap yok. D seçeneğinde ise "Ey Türk gençliği geleceğinin evladı" derken Türk gençliğine bir hitap var. Doğru seçenek D seçeneği oluyor. Evet çocuklar, bugün ünlem işaretinin kullanıldığı yerleri öğrendik. Hepinize iyi günler diliyorum.